HT Sağlık'ta prostat kanseri konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Amerikan Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tarık Esen bizimle birlikte ve aynı hastaneden Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Uğur Selek de yine kendisine eşlik ediyor. Tarık Hocam, hemen şunu sormak istiyorum. Prostat kanseri erken teşhis edilme yönünden şanslı bir kanser türü olsa da genel görüntüleme açısından, yani MR, BT denilen bilgisayarlı tomografi açısından talihsiz bir kanser türü olarak nitelendiriliyor ya da nitelendiriliyordu. Bu konuyla ilgili görüşünüzü almak isterim kısaca. Tespitiniz doğru. Sonunda yaptığınız açılım da gayet doğru. Hakikaten öyleydi. Prostat kanserinin görüntülenemez olduğunu düşünürdük. Hatta biyopsimizin bile esasen kör yapıldığını varsayardık. Körlükten kasıt tabii hiçbir şey görmeden değil ama makattan yapılan bir ultrasonografi kılavuzluğunda, evet, prostatın değişik yerlerinden biyopsiler alırdık. Hatta bunu bir elmanın içinde çürükler olabileceği ama çürüğün nerede olduğunun görülemediği bir durum olarak anlatır, özetlerdik. Hadise sizin de sorunuzdan anlaşılacağı üzere değişmekte. Evet. Özellikle 3 Tesla MR cihazlarının gündeme gelmesiyle birlikte prostatın multiparametrik MR'ı ismi verilen yeni bir görüntülemesi söz konusu. Görüntüleme belki çok değişti değil ama o görüntülemede kullanılan bazı kriterler normal dokuyu habis dokudan ayırmak konusunda daha şanslı hale geldi. İş o kadar ilerledi ki bugün artık o demin bahsettiğim nispeten kör biyopsiyi değil, MR altında biyopsiyi dahi konuşur olduk. Dolayısıyla prostat kanserinin tanısında bir değişim süreci yaşıyoruz. Bu PSA için de böyle. PSA'nın yarattığı sıkıntıları da yeni testlerle kapatmaya çalışıyoruz. Mesela bir parmak muayenesini takiben verilen idrarda PCA3 isimli yeni bir belirteç üzerinden riski okumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biyopsisi de dahil olmak üzere artık bir parça daha hastaya ve kendimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, hatta siz bunu sitenizde benim de çok hoşuma gittiği için seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Elmanın içinde çürükler olduğunu biliyor ama yerini bilmiyoruz benzetmesiyle kullanmıştınız. Şimdi artık biraz daha bilmeye başladık. İnşallah, evet, daha da ileri noktalara varacaktır. İnşallah. Peki nedir prostat kanserinin teşhisindeki ana yöntem? Biyopsi ana mi? Yöntem kuşkusuz biyopsidir. Yani hiçbir başka yöntem herhangi bir PSA değeri ya da parmak muayenesindeki izleniminiz sizi ciddi kuşkunun ötesine taşıyamaz. Bunlarla tedavi planlayamazsınız. Mutlaka ve mutlaka belgelenmelidir ve belge biyopsidir. Siz cerrahi ile ilgili olarak radikal prostatektomi demiştiniz. Evet, yanlış söylemeyelim onu. Bunun tabii laparoskopik ve robotik olan türleri var. Yani açık laparoskopik ve robotik olan türleri var. Kısaca biraz bahseder misiniz? Belli hastalara mı uygulanıyor? Her hastaya isteği üzerine mi uygulanıyor? Nedir bu işin esası? Çok güzel bir soru. Erken evre prostat kanserinde yıllarca biliyorsunuz açık, evet, radikal prostatektomi yaptık. Ben de o dönemde yetişmiş bir üroloğum. Bunun sonrasında yavaş yavaş laparoskopik cerrahinin ürolojiye girmesiyle laparoskopi bir mesafe kat etti. Fakat belki de çok ilginç bir fenomen olarak daha sonra 2000'li yılların başında robot hizmete ya da hastaların hizmetine sunuldu. Evet. O günden beri ciddi bir biçimde robota talep var. Aslına bakarsanız sonuçları itibariyle yöntemlerin birbirinden ciddi farkları olmadığına inanıyoruz. Ancak buna rağmen robot şu anın popüler yöntemi. Biz de son 3 senedir Amerikan Hastanesi'nde robotik radikal prostatektomiyi hastalara sunuyoruz. Kime hangisi denecek olursa, evet, esasen prensipman her üçü de herkese yapılabilir yöntemlerdir. Ama mesela ağır bir batın cerrahisi geçirmiş bir hastada laparoskopi ya da robotik cerrahi çok zorlanabilir, yapışıklıklar oluşmuş olması nedeniyle. Ama prensipman her üçü de erken evrede her hastaya yapılabilir durumdadır. Uğur Bey, radyasyon onkolojisi alanına geldiğinde, radyoterapi yöntemlerinden bahsedildiğinde tabii farklı farklı cihazlarla karşılaşılıyor. Bunlar benzer belki sonuçlar alıyor. Kimisi daha iyi, kimisi daha. Ama her cihaz aynı sonucu veriyor mu? Bunu bir kez de sizden duymak isterim. Çok güzel bir soru. Çünkü hastalarımızın rutinde bize sorduğu, kapıdan belki girdiği zaman ilk aklına gelen soru bu.
hangi cihazınız var? Bununla şu tedaviyi yapabilir misiniz? Bu doğru bir soru mu peki sizce? Aslında yönlendirilmiş bir soru. Yani her cihaz eğer yoğunluk ayarlı radyoterapiyi ve görüntü kulazanlı radyoterapiyi iyi kalite kontrol edilerek yapıyorsa evet bu tedavileri güvenli bir şekilde yapabilir. Evet. Ve son 7-8 senede aslında piyasada olan birçok firma tarafından çıkarılan cihazların hepsi bunu yapabilir konumda. Yeter ki nereye ışınladığımızdan, günlük olarak ne kadar doz verdiğimizden, teknik anlamda yani günlük kalite kontroller, haftalık kalite kontroller iyi anlamda yapılarak emin olunsun. Dolayısıyla işte bu sene yeni bir cihaz çıktı. Onun ile tedavi uygulandığında daha başarılı olacakmış algısı yanlış. 3 sene önce ya da 5 sene önce çıkmış, iyi bir şekilde kalite kontrolü yapılan ve yoğunluk ayarlı radyoterapiyi günlük görüntülemesini iyi bir şekilde yapabilen bir cihazsa bu, uygun tedavi veriyor demektir. Ancak bununla birlikte tıbbi anlamda yalnızca cihaz değil, hem medikal ekibin hem ona destek olan ekibin de bir masa çevresinde toplanıp her şeyin iyi yürüdüğünden emin olması şarttır radyasyon onkolojisinde. Çünkü tek kişilik bir oyun değildir radyoterapi. Evet. İşin içinde fizik mühendislerimiz, radyoterapi teknikerlerimiz vardır ve herkesin aynı amaç için birleşmesi önemlidir. Bunu yaparken bizler Amerikan Hastanesi olarak MD Anderson radyasyon onkolojisi ile bir eş düzeyde, eş anlamlı tedavi götürmek için birlikte orada ne yapılıyorsa burada da evet, yapılıyor. Orada ne yapılıyorsa aynısını burada yapıyoruz. Bunu yaparken teknikerimizden hemşiremize kadar bütün ekibin orada eğitimlerini tamamladıktan sonra bölümümüzü açmıştık. Ama bunun yanında her hastamızı tedavisine başlamadan önce bütün planıyla bir telekonferansla meslektaşlarımızla beraber tartışıp buna peer review process dediğimiz hani hakemlik kefillik müessesesini işletip orada tedavi olsaydı da farklı olmayacağını hastamız açısından kanıtlayıp arkasından tedavimize geçebiliyoruz. Bu hem bizler için hem hastamız için aslında güzel bir ileriye dönük olarak güven sağlıyor. Bunun yanında bütün tedaviler başlamadan önce Phantom adını verdiğimiz özel materyallerimiz var. Günlük tedaviyi onun üzerine uyguluyoruz. Sonra bunu bilgisayarda karşılaştırabildiğimiz yani bilgisayar planını cihazımız düzgün olarak hastamıza aktarabiliyor mu? Karşılaştırmasını yapıp bundan da emin olduktan sonra tedavileri gerçekleştiriyoruz. Eğer bütün bunlar yapılabiliyorsa güvenli bir tedavi olduğundan emin oluyoruz. Yani cihazlar aslında hakikaten çok özel şeyler yapmaya yarayabiliyor ama hala bu cihazları kullanan insanların, uzmanların olduğunun unutulmaması gerekiyor. Ve kesinlikle. Onların aldıkları eğitim, hastaya doğru yaklaşımları ve burada iki farklı uzmanımızın aslında aynı çatı altında bir prostat kanseri kliniğinde birbirlerini destekleyici tedaviler önermeleri ve gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor herhalde. Çok doğru. Tarık Hocam, sizden özellikle ekran başında bizi seyreden seyircilerimiz için son bir mesaj alayım. Uğur Hocam'dan da alayım. Ondan sonra da Bilgi Ekranı köşesi var programımızın, ona geçeyim. Prostat kanseri hakikaten popüler bir kanser, çok sık görülen bir kanser. Erkeklerin de kafasını meşgul eden bir durum. Dolayısıyla uygun yaştan itibaren üroloji ile temaslarını sağlamalarını öneririm. Katiyen korkulacak bir kanser değil. Kanserin tedavisinin yaratabileceği bazı handikaplar vardır. Çok girmedik bu konulara. Özellikle de ereksiyon sıkıntılarıyla ilgili. Hatta cerrahinin ya da radyoterapinin bu durumda kaybettirebileceklerinden korkar hastalar ama her iki yöntem de cerrahi başta olmak üzere bunun kaybının asgaride tutulabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Dolayısıyla prostat kanseri tedavisi konuşurken onkolojik bir tedaviyi tek başına konuşmadığımızı, fonksiyonel olarak da bir kusursuzluğu konuştuğumuzu ve bunu üç ayaklı bir başarı olarak gördüğümüzü söylemek isterim. Uğur Bey, hemen çok az zamanımız kaldı. Sizin de son sözlerinizi alayım. Tedavi yoktur, hastaya göre tedavi vardır diyebiliriz aslında. Ve bunu hastamıza sunabilmek için de ortak bir şekilde hareket etmek esastır. Onun için iyi şekilde bilgilendirilmiş bir hastanın daha sonrasında tedaviden sonraki dönemde de daha rahat edeceğini söylemek herhalde yeterli olacak. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Tarık Esen ve Profesör Doktor Uğur Selek'ti bugünkü konuğumuz ve prostat kanserini